Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben bu sabah var ya şok kalktım. Şok oldum, şok. Sabah bir kalktım. Aman Allah'ım. Vallahi arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Dün geberdim, geberdim. Tavukların tellerini. Ay ay yaptım, ettim. Tavşanlar kaçmasın diye. Sen bizim sinsi mukoyla prenses. Alttan eşin toprağı. Ben dün akşama kadar gömeceğim diye canım çıktı. Yeminle akşam çay demledim arkadaşlar. Yemeği yedim. Azıcık uzanayım dedim. Çayı bile içmeden uyumuş gitmişim yeminle. TikTok'ta canlı yayın yapacaktım güya. Neyse sabah erken uyandım. Ana gittim ki. Köpeklerin ikisi de kümesin içinde o civcivlerin olduğu yerde. Anam civcivlerim yok. Ay kriz geçirecektim resmen. Allah'ım ne yapacağımı şaşırdım. Daha bas bas bağırdım. Mustafa çabuk geldi. Mustafa da uyandı. Ondan sonra civcivlerin bir tane beyaz kalmış sultan. İki tane cüceden kalmış. Beş taneydi cüce. Sultan da iki tane, üç tane ya. Ay kafayı yiyecektim ya uykulu uykulu direkt kümeslere gittiğim için. Tavşanın, üç tane tavşanım vardı. Birini yemişlerdi. Bu sabah da yine birisi kaybolmuş. Siyah da kaybolmuş. Yani köpekler anlayacağınız talan etmişler var ya. Ay nasıl korktum, nasıl kriz geçirecektim. Neyse civcivlere ben saklanma yeri yapmıştım. Allah'tan yapmışım vallahi. Onların altlarına saklanmışlar yavrularım benim. Ama tavşanı yemiş köpekler. Niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ya. Tavşana karşı bir zıtlıkları var yani. Acaba kediye benzedikleri için mi? Neyse ki civcivlerime dokunmamışlar. Ay gerçekten var ya fenalık geçirdim ya. Sabah sabah şok yaşadım yani. Aha öğlen oldu. Tekrar Mustafa ile kapattık oraları. Yağmur geldi. Soğuk. Hep ıslandık ha şimdi. Daha kahvaltı yapmadık. Düşünün yemin ederim. Ekmeğim de yokmuş. Hamur yapıyorum o yüzden arkadaşlar. Vallahi şok oldum şok. Ay. Köpeklerin yani geninde var işte hırçınlık. Aksilik. Aksilik, saldırganlık, yamyamlık mı diyeyim, ne diyeyim. Hani tavşan eti de yedirmedim ki onlara tavşana alışkın olsunlar. Baksanıza nasıl yaptım canım çıktı ya. Komşular bakın şunları göstersene. Bak. Misafirliğe girmişler. Allah'ım yarabbim yarısına. Çok yorulduk yeminle. Bakın ne yaptık toprak doldurduk hep. Sonra gelmiş. Dalları doldurdum buraya arkadaşlar. Ve dalları telinle beraber bağladım telinle birbirine. Üstüne tekrar toprak doldurduk. Şimdi köpekler sabah buradan girmişler. Burayı eşmişler. Bakın buralar da daha yapılacak. Eniştemle falan yapmıştık ama sağlam olmamış tabii ki buralar. Buradan eşiyorlar. İçine girmişler. Yavrularım benim nasıl? Ay. Şuraların altına girmişler. Allah'tan da saklanmış yavrularım. Göremeyince böyle kriz geçirecektim. Kriz. Ay vallahi sabah sabah şok yaşadım inanın ki. Nasıl korktum, nasıl üzüldüm var ya. Ya üç tane hayvanımı ziyan ettiler yani. İki tavşan, bir ördek. Ya işte. Sonra bir sürü yumurtamı yedim. Sepet koymuştum oraya. Sen gir, sepetin içindeki yumurtaları hep yemiş. Orada da vardı bir holum, onu da yemiş. Yani yumurtacı Muko. Bunlar da yağmurdan kaçmışlar diye. Yavrularım. Ay aşkım, aşkım, aşkım. Bebeklerim benim. Bakayım yumurta var mı arkadaşlar? Bir tane var. Bebeğim. Ay siz çok tatlısınız ya. Siz çok tatlısınız ya. Harikasınız siz, harika.
Gelmiş bir soğanın yanı. Kuleyi kapatalım. Bunlar da bağırıyorlar. Yemlerim. Aa, var yemlerim. Yeminiz var size. Benim sesimi duyunca deliriyorlar. Soğanla domates yumurta yapacağım arkadaşlar. Domatesleri de ne güzel soymuşum abi. Soyma işini iyi yapıyorsun canım. Ay, civcivlerimi bulduğuma çok sevindim ama. İki tanesi çitten çıkmış kaçmış ormanın içine. Nasıl ciyaklıyor yavruları. Cemali. Ama civcivlere bir şey yapmıyorlar Allah'tan. Yapmak isteseler onları hep parçalarlardı. Biz duyup görene kadar. Ay, işte. Ama tavşanlarıma da yazık oldu ya. İki tanesi gitti yavrum. Sarı tavşan duruyor arkadaşlar sadece. Üreme işi de ortadan kalkmış oldu. Yumurtalarımı da kırayım. Nasıl bunlar arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım. Şu mavisine özellikle bayıldım. Şunu kapağını beğenmedim ya. Gövdesi kırmızı, burası desenliymiş. Hatta gelince kızı aradım, dedim ki senin kapağını yanlış vermişsin bana dedim. Hayır Semih abla dedi, onun dedi modeli öyle dedi. Neyse olsun, ama bunlar çok güzel. Bunlarla da takın. Güzel, seviyorum mutfak gelişlerini arkadaşlar. Heh. Tamam. Biraz karabiber koyuyorum arkadaşlar. Bu köpeklerin böyle yapmaması için ne yapmam lazım arkadaşlar ya? Artık korkar oldum. Valla keçileri de yerler diye korkuyorum inanın ki. Yemlerin de öyle değil. Sabah, öğle, akşam. Aç da kalmıyorlar. Vallahi en iyi kuru mamadan alıyorum yemin ederim. Tavuk mavuk ayrı yiyorlar. Hem de bizim yiyeceğini soğuklayıyorlar bir de. Yani. Vallahi yeri bütün tavuk alıyorum yemin ederim. Hiçbir parçasını bile almıyorum. Olduğu gibi pişiriyorum, veriyor onlara. Çiğ de yemiyorlar yani. Yani çiğ bir şey de vermiyorum. Niye böyle yapıyorlar? Ben anlamadım. Akşam hindi yorumlarını okuyacaktım diye. Dediğim gibi vallahi yorgunluktan uyuyup kalmışım inanın ki. Mustafa da yoktu dün. Tek başıma yaptım hep. Mustafa nereye gitti ya? Mustafa, bir kurşunluk işim var Mustafa. Ayıptır kardeş. Ya. Bana izlenme desteği verin arkadaşlar. Şu duvarı da alüminyum folyo al demiştiniz. Evet, aklımda. Ama bir boya çekeceğim ondan sonra. Tabii ki yerleştiğimde kalabalıktır, curcunaydı. Kafamızda tilkiler. Onu mu yapsak, bunu mu yapsak derken battı ister istemez. Sobadan yağ sıçradı hep. Ama yapacağım yani. Daha yerleşemedim inanın ki. Hayvanlara koş, oraya koş, buraya koş. Ama severek yapıyorum arkadaşlar. Bugün kayınvalidem gelecekti ama çok yağmur yağıyor. Felaket. Belki de pazartesiye kalırlar. Bugün bulaşık makinem falan da gelecekti. Onlar da gelemez muhtemelen. Çünkü araba çıkmaz yukarı. Ay ay, işte böyle arkadaşlar. Hakikaten bir laf var ya, yeni elek yükseğe asılırmış. İşte yeni elek. Yüksekte. Vallahi doğru. İki domates doğradın gittin, kamera arkasında yemeği bana yaptırıyorsun ha. Sen de erkek işlerini aldın bana yaptırıyorsun. Ha? Sen be, ananı bıraktın gittin, ananın canı çekti ha? İşte ben yokken neler yapabilirsin, onu görmek için. Bak bak, kıvırmanın da bu kadarı yani. Bu kadar belli oluyor mu ya? Aynen. Dansözden bile felasın Mustafa. Bir kurşunluk işin var Mustafa. Onun tuzunu da koy bebeğim. Şaka. Şimdi oldu. Yanıyor. Oo, harika görünüyor. Ver yumurtasını şimdi.
sözünü ya. Oo, nasıl göt gülleri gördün mü? Göt mü gülleyim? Yok yavrum, o ses karnımdan geliyor benim. Ha. Aynen öyle. Şimşekler çakıyor karnımda. Aynen aynen. Bilgi çok acıktı. Oo, oğlumun elinden milimen yiyeceğiz. Milimen? Milimeni Mustafa yaptı. Mustafa'nın melemeni. Melemen, Mustafa ben böyle senin gitmelerine gelemem bak. Tamam, daha çok şey yapma. Beni al biraz çeksin onu. Motoraya da koyayım mı şimdi? Koy. Daha da. Hem teklemeyiz. Hadi bakalım. Hadi olacak Mustafa. Ne yaptın? Kendi ateşimle yaktım için fena yemeyeyim. Mustafa krep. Hazır. Reçel de koysana. Reçelle krep güzel gider. Tamam, krepleri ben yaptım zaten. He sen yaptın. Melemen de sen. Melemen al oraya. Banıp banıp yiyelim. Bana. Biraz bana, biraz sana. Aynen. Neyim kaldı sana? hadi ne? Kızım. Ne? Hadi. Gülüm benim hadi. Çatalları da koy, bardakları da koy. Hadi alın. Gerçi evlenince yaparsın değil mi profesyonelce? Evet tabii canım. He. Kaç senim onu satıyorum ben de zaten. Aynen öyle. Telefonda kaldı elim tamam. Çayları da koy. O telefon hiç düşmüyor zaten elinden ya, maşallah. Ya kardeşim nerede kız? Az bir şey koyuyorum. He az koy. Kalınca kötü oluyor. Yalayacaksın mı? Şaka tabii ki. Ay deli. Bir an herkes böyle gözlerimi açarak bekledi o an. Benden gördüğün şeyleri bana öğrettin. Evet. Mustafa çayları koyuyor. Ay akşam içmeden uyudum. Senin yerine ben içtim ya. Ne çay yapmışım ama. Evet. Üf. Simsiyah. Ben beyaz mı olacaktı? Allah yarabbim. Bu çocuğun her şeye bir lafı var. Tamam. Süper. Tamam. Sen çek orada ben yerken. Tamam. Ye hadi. Ha? Ye hadi. Hadi gelin boş. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım nasıl olmuş. Olmuş mu? Beğendin mi? Harika. Ellerine sağlık. Süper. Hamur çok güzel oluyor zaten. Ben bunu sade yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey koymuyorum. Suyla tuzla yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. Hadi gelin çocuklar. Bize afiyet olsun arkadaşlar. İşte böyle köpeklere ne yapmam lazım yazarsanız vallahi sevinirim. Niye böyle yapıyorlar? Tok oldukları halde. Şok oldum gerçekten. Korkuyla beraber şok çok kötü yani. Civcivlerimi göremeyince çok üzüldüm. Neyse ki bir şey olmamış. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız yani gerçekten. Hepiniz Allah'a emanet olun. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.